Burası Güzel Çamlı yolu. Güzel Çamlı sahile 3 kilometremiz kaldı. Güzel Çamlı'dan tekneyle hareket ederek direkt Yarımadası Milli Parkı etrafındaki güzel koylarda bir gün geçirmeyi planlıyoruz. Hadi bakalım. Bu yoldan devam ederseniz suyu yazın bile buz gibi olan Zeus Mağarası ile karşılaşırsınız. Biraz ilerisinde ise yolun sonu gelir ve Milli Park'ın girişi sizi karşılar. Zaten çevresinde tekne turu yapacağımız için Milli Park ile ilgili detayları videonun ilerleyen dakikalarında anlatacağım. Biz buradan limana doğru dönüyoruz. Her ne kadar Dilek Yarımadası Milli Parkı desem de halk arasında buranın adı Kalamaki'dir. Dilek Yarımadası'nda halka açık olan ve araç ile gidebileceğiniz birbirinden güzel 4 adet koy mevcut. Araba ile gelirseniz şayet yavaş gidin ve muhakkak camınızı açın. Çünkü Türkiye'de oksijeni en bol olan bir bölgeden geçiyorsunuz ve solunuzda dünya üstündeki botanik çeşitliliğin en fazla olduğu yemyeşil doğal yaşamıyla bir orman ve sağınızda ise masmavi deniziyle hala bozulmamış yeryüzü cennetinin arasında ilerliyorsunuz. Yeşil ve mavinin birbirine bu kadar güzel yakıştığı başka bir yer henüz görmedim. Tadını çıkarın. Şu Viking kafalı olan var ya, işte o bizim değil. Şu kuru kafa da bizim değil. Ha yok, kuru kafa bizimmiş ya. Kalamaki. Burası Yarımada'nın ilk koyu olan İçmeler Koyu'dur. İlk koyu olması, plajının kum olması ve geç derinleşmesi sebebiyle çok kalabalık olur. Çocuklu ailelerin de haliyle ilk tercihidir. Yarımada'nın her koyunda ailecek dolaşan yabani domuz görmeniz çok olasıdır. Ben korkarım ama. Sakin ol. O kadar çok insanla yıllardır iç içe yaşaya yaşaya çok alışkınlar. Adeta iri bir köpek gibiler ve hatta gelir sizden yemek isterler. Vermezseniz yüzsüzlük yapıp siz denizdeyken yiyeceklerinize musallat olabilirler, dikkat etmek gerekir. Burası ise Yarımada'nın giriş kapısına 5 kilometre uzaklıktaki ikinci koyu olan Aydınlık Koyu. Bu ve bundan sonraki bütün koylar taşlıktır ve çabuk derinleşir. Bu alan eski jandarma karakolu. Yaklaşık 15-20 yıldır atıl vaziyette. Kim burada askerlik yapmak istemez ki be? Doğal bir alan demiştik değil mi? Defalarca. İşte bu yüzden dönem dönem bolca arı da olabilir. Burası ise Yarımada'nın üçüncü koyu olan Kavaklı Burun. Diğer adıyla da adaya halk arasında adını veren Kalamaki Koyu. Hemen arkasında ise yürüyüş severler için kaçırılmaması gereken bir kanyon var. Bulukdere Kanyonu. 15 kilometrelik yolu ile yaklaşık 4-5 saatlik bir yürüyüş imkanı sağlıyor size.
Diğer tarafta ise sizi Doğan Bey köyü bekliyor. Tabii doğal alan olduğundan dolayı burada da karşınıza yabani domuzların çıkma ihtimali de bulunuyor. Hatırlatmış olalım. Burası ise Dilek Yarımadası'nın girişten 10 kilometre uzaklıktaki halka açık son koyu olan Karasu Koyu'dur. Buradan itibaren araç ile daha ileriye gidemezsiniz. Bütün koylar içinde en küçük ama aynı zamanda en güzelidir. Suyu burna yakın olduğu için diğerlerinden daha temizdir. Ayağı acıtmayan yuvarlak büyük çakıl taşları ve bir anda derinleşen pırıl pırıl deniziyle aydınlık ve Kalamaki koylarına benzerdir. Karayolu ile gitmenin yasak olduğu Burna kadar gidip geri döndüğümüzde Yunanistan'a ait olan Samos ya da Sisam Adası'nı yakından görme şansımız oldu. Dikkatli bakarsanız evlere kadar gözüküyor. Çünkü burası Türkiye'ye 1,5 kilometre uzaklığında ama bizim değil. Ünlü matematikçi Pisagor burada doğduğundan dolayı kendisine Samoslu Pisagor denmektedir. Biz kameramızı kendi adalarımıza çevirelim. Turumuzun sonuna yaklaşırken kaptan bu cennet vatanın ne zorluklarla geri alındığına dair anlamlı bir marş eder. (Gülüyor)
You can.